Kazalar sonucunda insan vücudunda yanıklar oluşmaktadır. Yanıklar daha çok alev yanıkları, haşlanma yanıkları, elektrik yanıkları ve kimyasal maddelerden meydana gelmektedir. Yanıklar deriye etkilemesine göre 3 derinlikte incelenmektedir. Birinci derece yanıklar en yüzeyel yanıklar olup bu ancak güneş yanıklarında görüyoruz ve kendiliğinden 21 gün içinde 8-10 gün içinde bazen iyileşebiliyor. İkinci derece yanıklar yine kendiliğinden iyileşme potansiyeli olmasına rağmen iyi bir pansumanla yine 21 gün içinde iyileşiyor. Fakat üçüncü derece yanıklarımız derin yanıklardır ve tam kat deri ölmüştür, deri yok olmuştur. Bu nedenle bu yanıkları ancak grefleme dediğimiz yanmamış yerlerinden aldığımız derileri yanan yerlere taşıyarak ancak iyileştirebiliyoruz. Bu yanıkların çoğu, üçüncü derece yanıkların çoğu iz bırakarak iyileşiyorlar. Fakat birinci derece yanıklarımız iz bırakmadan iyileşiyor. İkinci derece yanıklarımız hafif kızarıklık ya da hafif iz bırakarak iyileşiyor. Fakat üçüncü derece yanıklarımız maalesef iz bırakıyor. Kaliteli bir deri yerlerine hiçbir zaman olmuyor. Bu nedenle yanmamak için önlemler almak daha önemli. Yanık olduktan sonra bazen geri dönüşüm olamıyor. Yanık yaralarını iyileştirdikten sonra ömür boyu bazen o izleri kaybetmek için estetik ameliyatlara gerek olabiliyor. Bunlar vücudun eklem yerlerinde olduğunda, kontraktür dediğimiz parmaklarda olduğunda sakatlıklara yol açabilmekte. Yanık olduğu zaman ilk yardımı çok önemli. İlk yardımında en çok hata yapılan sağlık sorunlarından biridir. Daha çok halkımız yoğurt sürmekte, diş macunu sürmekte, salçalar sürmekte. Kesinlikle böyle maddelerle yanık alanımızı daha çok kirletmiyoruz. Yanığın ilk tedavisi, ilk yardımı o kadar kolaydır ki bütün halkımızın bunu uygulayıp modern şekilde uygularsa çoğu zaman yanıklar ilerlemeden geriye gelip hiç işsiz de iyileşebiliyorlar. Yanığın bir yerimizde yanık oluştuğunda hemen aslında her ortamda ulaşacağımız ilk yardım malzemesi bildiğimiz çeşme suyu. Bunun altına yanan bölgemizi 20 dakika yarım saat tutuyoruz ve orayı soğutmaya çalışıyoruz. Cildimizin üst katında kalan ısıyı geri alarak yanığı durdurmaya çalışıyoruz. Çünkü yanık oluştuktan sonra oldu bitti değil, 48 saat içinde ilerleyen, genişleyen ve derinleşen bir olay. Bu nedenle ilk yarım saatte hemen yanar yanmaz uygulayacağımız soğutma, kesinlikle buz kullanmıyoruz, buz da zarar veriyor. Bu arada doktora gitmemiz gerekiyor. Islak bir havluyu, temiz bir havluyu ıslatıp, neremiz yandı, sırtımız yandı, kolumuz yandı, bacağımız yandı, oraya sarıp doktora ulaşmaya çalışıyoruz. Bu yanıklarda daha modern tedavi hidrojelli yanık ürünleri mevcuttur. Bunlar hemen hemen her eczanede satılmaktadır. Bunları su içermektedirler. Bunları yara bantı gibi evlerimizde bulunup durup yanan bölgelerimize değişik büyüklükleri var bunların. Bir ıslak mendilden bir battaniye kadar, büyüklüğe kadar ulaşanları var. Büyük yanıklarda zaten hastaları o hidrojellere sarıp getirdiklerinde, iş yerlerinde bunlar bulunmak zorunda. Biz yanık hastasını derinleşmeden, belki hayatı tehlikeye sokmadan iyileştirmiş oluyoruz. Kesinlikle yanık alanına çeşme suyundan başka hiçbir şey uygulamıyoruz. Her yanık yanık merkezine mi gelmelidir? Bazen evdeki küçük yanıklarımızı kendimiz tedavi edebiliriz, kendimiz ilk yardım uygulayabiliriz. Sağlık ocaklarına başvurmamız gerekiyor. Onlar zaten ilk sağlık kuruluşuna ulaştığımızda onlar ağır yanıkları zaten haberleşerek yanık merkezlerine bizlere ulaştırmaktadır.